Bu değil ki. Anne sesi kaç gibi alsın çocuklar? Aa dur evladım. Ali'nin öğretmeniyle tanış öyle git. Hoş geldiniz teyzeciğim. Hoş bulduk canım kızım. Bak seni oğlumla tanıştırayım. Ebru. Polat. Bak bir daha görüşmeyelim diyeceksen ben şuradan bir taksiye biner giderim. Senin de bu taksi merakın. Anlamıyorum ki. 27 kere aradım seni. Niye cevap vermedin? Arıyordum. Ne arıyordun? Nasıl evlenme teklif edeceğimi. Çok komik. Ben ciddiyim. Bak Polat. Annen çok üstüne geliyor biliyorum. Ama benim böyle bir beklentim yok, haberin olsun. Hiçbir beklentin yok mu? Yok. Benim senden bir beklentim var. Kendimi Baba filminde gibi hissettim. Hangi sahne? Ağaçlar altında yürüdükleri sahne. Arkadan araba gelmiyor. Neymiş beklentilerin? Ben seninle yuva kurmak istiyorum. İş mi kuracağız beraber? Çocuk yuvası. Çocuk yuvası da denilebilir ama iş olarak bakmasak daha iyi. Anlamadım. İlla söyletecek misin? Evet. Belki de bu sonsuza kadar sana karşı olan tek avantajım. Benimle evlenir misin? Evet. Bir sıfır. Bülent fincan getir. Ne fincanı? Zar tutuyorsun. Fincan değil, isterse bardak getirsin. Buyur. Al. (Gülüyor)
Yanlış oynuyorsun. Sen kaybetmeye mahkumsun. Sen oyununa bak. Hadi 6-2. Ya şanslısın be. Bu işin birinci kuralı moralini bozmayacaksın. Bir susar mısın? İkinci kuralı rakibinin moralini bozacaksın. Üçüncü kural, bir susacaksın ki karşındaki oyun oynayacak. Satranç oynamıyoruz, tavla oynuyoruz. Sen kaç yıldır tavla oynamıyorsun? Sen yuvada oynayıp mı geldin? Babamın bana en önemli öğrettiği şey ne biliyor musun? Tavla mı? En iyi olmadığın şeyi yapma. İki sıfır. Bunlar sana avans. Tavla deyince sen acaba kız tavlamak mı anladın da iyi biliyorum dedin? Sen hep böyle hırslı mısın? Ben kaybetmeyi hiç sevmem. Sor. En sevdiğim gezegeni sor. Üf, at hadi. Mars. Yeter. Ne yeter? Oyun 5'te bitiyor ya da 6'da. Bir Mars daha. Oyun daha bitmedi. Öbür eli başka zaman oynarız. 5 dakika daha. Şu işi halledelim. İçim rahat etsin. Gitmem lazım. Bence şu anda tamamen kaçıyorsun. İşim var. Koca Polat Alemdar işini bahane ediyor. Tamam canım, sen yendin, tamam. Öyle sadaka verir gibi olmaz. Zaten ben yendim. Bülent Bey, şahit olur musunuz? Ben bir şey görmedim abla. Bülent kimi yendi? Sen yendin abi. Mesele oyun oynamak değil Ebru Hanım. Kazandığını tescil ettirmek. Ben hiç oyun oynamam ki kaybedeyim. Nerede kaldı abiniz, bir arasana. Özür dilerim geciktiğim için. Evladım, bu ne hal? Yolda araba bozuldu anne. Üstüm başım battı. 2 dakikada hemen geliyorum. Gel. Usta, paralar tamam. Öyle bir yere sakladım ki Allah'ın kulu bulamaz. İyi. Yani nikah şahidi kim olacak?
Abdülele ben. Ya keşke Ebru'ya sorsaydık. Arkadaşını yapmak isterdi belki de. Usta, tanımadığımız insanların şahitliğine güvenemeyiz. Mutluluklar. Çok teşekkür ederim. Damat nerede Ömer baba? Gelecek şimdi. Gel oğlum otur şuraya. Kokuyorum Ömer baba, rahatsız etmeyin. Burası iyi. Baba. Canım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ne güzel olmuşsun. İyi görünüyor muyum? Bence muhteşem görünüyorsun abi. Geldiğinize çok sevindim. Tanıştınız mı? Tanıştık. 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 Efendim hazırız, buyurun. Tamam. Değerli konuklar, Ebru Duru'yla Polat Alemdar'ın nikah törenine hoş geldiniz. Allah razı olsun. Doğum gününüz. Ankara. Siz beyefendi, adını söyleyin. Anne adınız. Nasıl? Baba adınız. Ömer. Doğum yeriniz. İstanbul. Evlenme isteğinizi beyan ettiniz. Beyanlarınıza göre evlenmenize mani bir engelin olmadığı anlaşılmıştır. Siz Ercüment kızı Ebru Duru, Polat Alemdar'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Ömeroğlu Polat Alemdar, Ebru Duru'yla evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Sizler şahit misiniz? Evet. Evet.
Ben de Büyükşehir Belediye Başkanımızın bana verdiği yetkiyle sizleri karı koca ilan ediyorum. Allah mesut bahtiyar etsin. Buyurun. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Ebru, biliyorum. Biraz üst üste geldi ama... Ben konuşabilir miyim? Tabii ki. Dinliyorum. Evlendiğimiz günden beri işlerin yoluna gitmediği ortada. Babamla yıldızımız barışmadır. Şimdi de budur. Belki hapse gireceksin. Belki çok uzun zaman firarda olacaksın. Dayan kalbim, dayan. Bilmeni isterim ki hapse de girsen. 30 yıl eve dönmesen de sen hayatta olduğun müddetçe, nefes alıp verdiğin müddetçe ben seni bekleyeceğim. Ben son nefesimi senin karın olarak vereceğim. İyi ki geldin. İyi ki varsın. Yenge kendini polislere takip ettirmiş. Abi siz gidin. Ben polisleri oyalayayım. Tamam Abdüley. Abi polisler geliyor. Artık gitmem gerekiyor. Allah'a emanet ol. Sen de. Elif, seni seviyorum. Sen burada mı kalıyorsun? Evet abi. Annemi doktora götürdüm Polat. Sorma zahmetinde bulunmadın ama annem çok hasta. Çocuğun babasına sordum. Yarım saat bakabilir misin dedim. Bakarım dedi. Ben de evden çıktım. Çocuğun babasının firari olduğunu bilmiyor musun Ebru? Onun burada olmaması lazım. Hiçbir şey demiyorum sana. Hata mı yaptım? Özür dilerim. Bana söyleyeceksin. Neden böyle davrandığını söyleyeceksin. Nasıl davranıyormuşum sana? Ebru, 3 aydır bir tavır yapıyorsun. Ama tavrının ne olduğunu anlamak mümkün değil. Bir gün kalkıyorsun, bunaltacak kadar ilgi gösteriyorsun. Bir gün kalkıyorsun... Bunalttım senin ilgimle, öyle mi? Sözümü bitirebilecek miyim? Bitir. Her şeyi bitirmek istiyorsun zaten. O ne demek Ebru? Sen annenin baskısıyla benimle evlendin. Beni sevmiyorsun. Hayda. O nereden çıktı şimdi? Bir kere. Zaman durmaz akar. Bir kere bile beni sevdiğini söylemedin. Söyledim.
beni değil, Elif'i seviyorsun. Hayır. Bana Elif dedin. Öyle demek istemedim. Sen beni hayatında istemiyorsan, beni sevmiyorsan, lütfen bana bunu söyle. Çekip gideyim. Ebru, ben seni de, evliliğimizi de seviyorum. Dinliyorum seni. Anlatacak bir şey yok. Ebru, dinliyorum seni. Ben konuşmak istemiyorum. Ben konuşmanı istiyorum. Nasıl bu kadar aptalca bir şey yaptığını anlatmanı istiyorum. Peki sen beni nasıl bu kadar aptal yerine koydun? Benimki çok basit. Baban hainin tekiydi. Bu senin suçun değil diye sustum ve üstünü kapattım. Sana niye inanayım ki? Çünkü kaybedecek şeyi olan insanlar yalan söyler. Benim yok. Beni kaybetmekten korkmuyorsun yani. Arkadaşımın gözünün içine bakarak kurşun sıkıyorsun. Sonra da seni kaybetmemden korkmamı istiyorsun. Korkmalı. Biri korkmalı. Bu da sensin. Bence seni öldürmemden korkmalısın. Korkmuyorum. Korkmazsın tabii. Karnımda çocuğumu taşırken hiçbir şeyden korkmazsın. Arkadaşıma kurşun sıkmaktan da korkmazsın. Sana kim Abdüle'ye bunu yapmanı söyledi? Kimse söylemedi. Ebru! Seni bu aptal tuzağa düşürenleri görmedin mi? Seni nasıl oyuna getirdiklerini görmedin mi? Bütün dertleri benim canımı yakmak. Sen buna nasıl alet olursun? Bunları şimdi anlatacağına zamanında anlatsaydın. Neyi ne zaman anlatacağımı sen bana öğretemezsin. Ne yapacağımı da sen bana öğretemezsin. Karnındaki çocuğa dua et. Karnımda çocuk mocuk yok. Ne? Çocuk mocuk yok. Aldırdım çocuğu. Babamın katilinin çocuğunu mu taşıyacağım? Eşyalarını topla, defol evine. Oh,
ben Tuncay Bey'in odasındayım. Çıkarken haber verirsiniz yenge. Biz niye ayrıldık Polat? Anlamadım. Ben hapis hayatı yaşayayım diye mi ayrıldık? Bana söyler misin? Erhan biraz abartmış olabilir konuyu. Erhan'ın abarttığı yok. Abartan sensin. İstediğim doktora, istediğim hastaneye, istediğim pastaneye giderim. Erhan abartmamış. Sen abartıyorsun. Benim üstüme böyle gelirsen, gidemeyeceğin yerlerin sayısı artar ona göre. İstediğim her şeyi yaparım. Ebru, benden ne istiyorsun? Bu çocuğun babası olacaksın. Hem bana hem ona saygı duymanı istiyorum. Tabii ki saygı duyuyorum. Hassas bir dönemde olduğunu biliyorum. Senin gibi değil ama ben de zor bir dönemden geçiyorum. Sen de buna saygı duy lütfen. Ebru Hanım, kusura bakmayın, beklettim. Buyurun. Eğer oğlum olursa adını Ercüment koyacağım. Kız olursa ne koyacaksın? Ona da sen karar verirsin. Peki. Kız olursa adı Elif olacak o zaman. Kalp atışları normal. Suyu yeterli. Her şey yolunda görünüyor. Şimdi bakalım, kız mı erkek mi? Bebeğimiz kız. Elif, Elif, Elif. Allah bahtını açık etsin. Amin. Allah nazarlardan korusun. Vatanına, milletine, ailesine hayırlı bir evlat kılsın. Allah senin ömrünü güzel kılsın. Sana da güzel evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin. Hanginize daha çok benziyor bilemedim. Annesinin güzelliği de, babasının güzelliği de var kızımın yüzünde. Gel bakalım güzel kızım. Al babası. Sen daha şimdiden ne çok seviliyorsun. Bir ömür böyle el üstünde taşısınlar seni. Senden önce adın yürüsün. Adın gibi her güzel şeyin başlangıcı ol. Hayatıma hoş geldin. Herkes kızımı görmek için sabırsızlanıyor. Amcalarına da gösterseydin ya. Teşekkür ederim sana.
Bana ve aileme yaşattığın bu mutluluk için. Ben de sana teşekkür ederim. Bana hediyelerin en güzelini verdiğin için. Bana bu gururu yaşattığın için. Elif ablaya ilk silahını ben alacağım. Ne silahı lan Erhan? Tabii. Kim ister ki gelini beli silahlı geçsin? Susun lan. Usta duyarsa hepimizi gebertir. Ne yani abi? Geçmiyor mu aklından böyle bir beşik kertmesi olayı? Ali Memati ile Elif yeğenimiz kardeş. Kardeşe de nikah düşmez Erhan. O zaman darısı nikah düşenlerin başına kardeşim. Çok teşekkür ederim Tuncay Bey. Rica ederim kardeşim. Kaçırmayın neşemi. Aman. Seninki kaçmasın, bizimki kaçsın tabii. Yeğeniniz ellerinizden öpüyor. Abi Elif yengeye ne kadar benziyor? Erhan kapı açık. Yanlış anladın abi. Elif yeğenimiz Ebru yengeye ne kadar benziyor onu diyorum. Size de teşekkür ederim. Rica ederim. Vazifemiz. Tebrik ederim abi. Sağ ol. Allah bahtını açık etsin. Tebrik ederim abi. Tebrikler usta. Ben götüreyim hocam isterseniz. Hadi istirahat et kızım. Tamam anneciğim. Gel. Hadi ya. Sağ ol anne. Sağ ol evladım. Çok güzelmiş bu. Hiç gerek yoktu. Sen de kızımızı evlenirken takarsın.